Bebek Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bir süredir buralarda yoktum çünkü ben bir taşıma sürecinden geçtim ve bu süreçte de yani internetim yoktu, eve internet bağlanması gerektiği bir evden bir eve taşınmak gerçekten çok korkunç süreçlerdi. Aşırı yorulucuydu. Hala sesim yorgun geliyorsa bir miktar sebebi tamamen budur. Neyse. Yeniden başlıyoruz. Aslında yani çarşambanın videosunu çekmiştim daha böyle taşınmaya başlamadan önce videoyu çekmiştim. Ama yani şu sürece bir girince şey yapamadım yani asla onu editleyip yayınlayamadım. Neyse dedim ki artık yapacak bir şey yok. Bütün her şey bitsin öyle başlarız. Evet artık bu akşam dedim ki bir oturayım ve bir video çekeyim artık. Çünkü evin büyük bir kısmını yerleştirdim. Artık küçük küçük işler kaldı. Onu da halledeceğim inşallah. O zaman hemen serimize başlayalım. Evet, 100 Bebek Challenge'ın geçen bölümünde ilk bebeğimiz doğmuştu. İkinci bebeğe hamile kalmıştık. Evimize fareler ve böcekler basmıştık. Korkunç bir dönemden geçiyorduk. Şimdi bu bölümde de bu bebeği doğururuz. Yeni bir bebek hak yaparız. Ve bizim para kazanmamız gerekiyor. Bugün birazcık bunlara emek harcamamız gerekecek bu bölümde. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle küçük bebişimize bir bakalım. Burada yırttı kendini ağlarken. Şimdi onun... Ay tam da fare yuvasının önüne beşiğini koymuşum. Bir de şu farelere bir kapan kurarsak çok iyi olacak ya. Nerede bunun yuvası? Hakikaten tam yuvanın önüne koymuşum. Çocuğa zarar verir mi bunlar? Çocuğun kulağını kemiriyorlarmış. Evet şu anda yine... Ay. Şöyle kenara çeksem sorun olmaz herhalde. Şunlara yine bir kapan kur ya. Bu farelerle işimiz ne olacak böyle? Gerçi bir şey değil mi? Evimiz çok kirli. Aa Salim arıyordu. Bakalım ne diyecek bize. Salim bizi aramış ve diyor ki İra dur bakayım nasıl okunuyor bu? İra Srinivasan ile biz diyor böyle olmamalıydık diyor. Bizim kız da cevap veriyor, bunu duyduğuma üzgünüm falan diye. Yani bize ne ya, nasıl olursan ol. Biz senden geçmişiz artık yani. Evet, bu farelerle daha fazla sanıyorum ki baş edemeyeceğiz. O yüzden bir servis çağırdık. Çünkü artık evde finkatar duruma geldiler. Bak, üçlediler falan yani böyle. Yok, asla kurtulamıyoruz. Lütfen bir şey yapın, çocuğumuzu yiyecek fareler. Bakalım bir çözüm üretebilecek mi? Kapattın mı? Aa, kadın manyak çıktı. Dedi ki, burada her şey yolunda görünüyor dedi. Beni bir daha da erken arama dedi. Ya, evde fareler fink atıyordu. Bir tane de şurada var. Sanırım bu evden taşınmamız gerekecek bizim ya zamanla. Yoksa işimiz gerçekten çok zor. Aynı zamanda burada çocuk odası yapabileceğim bir yerde yok. Ne yapayım? Çocukları şuraya falan dizerim. Olmadı öyle yapacağım. Şimdi bakalım şöyle bir ihtiyaçlarına senin. Sadece karnın acıkmış. Buradan bir şeyler ye bakalım. Bozuk mu bilmiyorum gerçi. Artık bozulmuştur bence. Bakayım. Yok kız vallahi bozulmamış ha. Helal olsun bozulmamış daha. Sonra da buradan nasıl yani? Neden yapamıyoruz? Inventörde bir şeyler var mı? Yemek yediği içindir diye tahmin ediyorum. Yoksa bu bizim için çok kötü olur. Yalnız inanılmaz kilo almadı mı Georgia? Aa bunu kullanamıyorum neden?
Ha, Georgia kendini iyi hissetmediği için şey yapamazmış. Ay, başlayacağım onun iyi hissetmesi. Nasıl iyi hissedecek? Bu kaç saat? İkinci trimesterindeymiş ve çıkış şikayetleri çok uzun, yani çok sıkıntılıymış. O yüzden de kendini kötü hissediyormuş. Kendini kötü hissettiği için makrame de yapamazmış hanımefendi. Tatlım, biz peki nasıl iş yapacağız? Ha? Nasıl para kazanacağız? Bu çocuk aç aç. Şunu da temizle. Kendimize yeni bir aday bulmuş muyduk bu arada? He, tamam ya. Yumbur demiştik. Yumbur evli miymiş? Olsun ya, biz bir çocuk yapıp bırakacağız. Evet, tamam. O zaman Yumbur'la bir görüşelim bence. Yumbur neredesin? Aa, Yumbur zaten buradaymış. Hemen gidelim onunla bir sohbet edelim. Bu kız iri yoldan çıktı. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu kıza bu bölümde bir değişim yapacağım. Şimdi bu kızımız böyle işte köyden, kasabadan bir şehre gelmişti ve burada bir hayat kurmaya çalışmıştı falan, ama artık bu kız şehrin kurdu oldu. Hatta şey olsun. Böyle azıcık hafif meşrep bir kıza dönüşmeye başlasın. Ne bileyim, saçını başını değiştirelim, bir makyaj falan yapsın. Hani bu artık şu saf görüntüsünden çıksın da biraz yollu gibi. Yollu gibi olsun. Kötü yola düşmüş olsun mesela Georgia. Şehir hayatında böyle bir sürü adamla birlikte olmaya başlamış. Onlardan para alıyor falan. Böyle kötü birisine dönüşsün. Artık onu böyle şu saf kimliğinden çıkartalım. Nereye gidiyorsun ya? Ne güzel konuşuyorduk. Gel buraya. Nereye gittin? Biz de oraya gidelim. Evi burada mıymış? Komşu muymuşuz bununla? Biz komşularımızı tanımıyoruz ki. Neyse, eve gidelim şimdi. Bu gün buradan kimmiş? Tanışalım mı? Bakayım şöyle tipine. Aa, yakışıklı çocukmuş. Olur be bu. Bir dur be. Aman sen de. Tanışalım. Hoş çocuk be. Bundan şey yaparız. Bir bebek yaparız bundan da. İyi oluyor böyle, bir tanesini buluyorum. Arkasından hemen öbürünü gözüme kestiriyorum falan. Azıcık sohbet falan etsin. Ay, bu Georgia'nın gerginliği beni çok yoruyor. Evet, biraz sakinle bence de. Çocuk çok doğru söylüyor Georgia. Biraz sakinlemeden benimle konuşma dedi resmen sana. O çok şey, böyle odaklanmış durumdaymış falan. Aa, evet, harika, sakine de. Çok teşekkür ederiz. Ay, bu çocukla anlaştık biz. Tamam. Acaba Yumur'dan önce bununla mı şey yapsak? Bundan mı çocuk yapsak? Kaslarını gösterelim. Biz her şeyi yapabiliyoruz. Hey, şunlara bak. Ben gerçekten evde bütün işleri yapabiliyorum. Ne kadar güçlü olduğuma baksana. İnanılmaz değil mi? Birazcık şey yapalım. Flört edelim. Çocuk gitti. Tamam, neyse, eve gidelim. Madem ki artık şey düzeldi. Morali falan bir düzeldi. Tuvalet gelmiş. Eve git, tuvaletini yapsın. Ondan sonra birazcık nakış işlesin çünkü. Neden? Çünkü paraya ihtiyacımız var. İki tane nakış yapsın. Ondan sonra da şunun tipini falan bir değiştirelim. Şöyle yakınlaştıralım. Evet, kızımız bu sefer büyük bir nakışa başladı. Ne seçtiğimi, yani rastgele seçtim. Hani ne yapacak şu anda bilmiyorum. Bitince göreceğiz bakalım. Hadi sürpriz olsun. Şimdi birazcık hızlandıralım. Tamamlayamadan çişi geldi. Ay, ne olur altına yapma. Tuvalete git hadi. Güzel. Şimdi
Şimdi madem bilgisayarımız var bizim, buradan bir tane kitap yazalım. Bir çocuk kitabı yazalım. Uykum falan gelmiş ama olsun. Nakışı da tamamlamadık. Of, çocuk da ağlıyor ya. Gerçekten hem para kazanıp hem çocuk bakmak çok zor. Kapat kızım şimdi sen onu. Şu çocuğun bir bezini değiştir. Sonra da bir kere emzir onu. Ardından tekrar devam ederiz şimdi yazmaya. Evet, buna devam edelim. Georgia şimdi hem annelik yapıyor, hem bir yandan para kazanmaya çalışıyor, kitap yazacak. Şimdi bir tane kitabı yazalım, ondan sonra arkasından bir tane de nakış işleyelim, uykumuz el verirse. Ama sorun değil, yani neticede part time çalışıyoruz. O yüzden sabah işe falan gitmeyeceğiz. Çok önemli değil. Kızımız böylece bir yazarlığa da adım atmış bulunmakta. Hadi bakalım, hızlandıralım. Zaten bir süre sonra Georgia hayatını yazsa kitap olacak. Ay, evimiz çok kötü durumda. Dur ben bu kızcağıza azıcık yardım edeyim ya. Bilmiyorum kurallarda bu var mıydı ama şunları en azından bir çöpe falan atayım. Her yerde bebek bezleri var çünkü. Ya da bunu odaya mı alsam? Bu kayaç pırıl pırıl oldu. Ev gerçekten çok kötü durumda. Uykusu geldi. Şu şey dolsun. Ondan sonra evet. Tamam. İkinci seviyeye geçtik. Harika. Kitabın bitmesine ne kadar var? Daha yok. Sen o zaman şimdi kitabı bırak. Birazcık nakış işle. Ondan sonra uyu. Her yerde varız ya. Her yerde varız yani. Yine bir huysuzlandı ya. Ay ben bu kızı memnun edemiyorum. Kız asla memnun olmuyor. Gidip yatsın, uyusun mu? Georgia uyuyamamış. Georgia ya uyumuş ya. Yeterin o kadar uyku. birazcık para kazanalım sonra sana bir kahve makinesi alacağım. Çocuklar biraz agresif oluyorlar hamileyken şey içersen. Kahve içersen agresif olabiliyor falan diyorlar ama bilemeyiz. Sims dünyasında nasıl işler bu işler bilemeyiz. Dişleri çıkmaya başlamış. Annesini ısırmış. Karnı acıkmış. Ondan sonra canı böyle tatlı bir şeyler çekiyormuş Georgia'nın. Başka ne derdin var? Dayı ne oluyor ya? Hadi birazcık gönlü yapalım. Dışarıda yağmur başlamış. Evet, bayağı yağmur yağıyor. Çok komik ya. Emzirirken ısırmış Tamam, artık iyisen gidelim tatlı bir şeyler hazırlayalım biz de. Bir cupcake yapalım senin için hadi. Ve hala tek kuruş para kazanamayıp hep para harcamamız. Ama ne yapsın şimdi kızcağız hamile canı da tatlı bir şeyler çekmiş falan. Yakında gerçi bu tatlı şeyleri yiyecek paran kalmayabilir Sofyacığım ama ben bu kıza sürekli Sofya diyorum. Şu kızın bir şeklini şemalini değiştirelim de ben bunu sürekli Sofya ile karıştırmaktan vazgeçeyim. Yani artık kaçıncı bölüme geldik ve ben sürekli bu kıza Sofya diyorum.
Keşke adını Türkçe koysaydık ya. Ben şey diyeceğim. Böyle serilerdeki isimleri sizce İngilizce mi koymalıyım, Türkçe mi? Ben de emin olamadım. Türkçe de olabilir aslında. Neden olmasın çünkü? Bence Türkçe koyayım. Ne dersiniz? Sizin de bir fikrini alayım. Fikrinizi alayım dedim. Al bakalım. Hadi tatlım. Bak tatlı bir şeyler yaptım sana. O isteği gitmiş. Gitmiş mi? Bir anlık mı öyle? İyi gelmiş olması lazım. Neden kendi konforsuz hissediyorsun? İkinci çocuk gerçekten Georgia'yı bitirdi. Georgia iptal. Hadi birazcık da duş al. Madem ki keyfi yerinde değilken inanmıyorum yazı da yazamıyor. Tamam keyfi yerine geldi. Yani bekliyoruz biz de Georgia'nın keyfi yerine gelsin de iş yapalım da para kazanalım. Çok zor çok işimiz. Şunu da dolaba koyayım. Ay hadi dur onu da ben koyayım senin için. Şöyle bir uyarı çıktı. Georgia çocuk sahibi olmaya tamamen karşı değil. Ancak şu anda bunun için kötü bir zaman olduğunu düşünüyor. Ancak şu anda yani üçüncü trimesterine girdi. Kendisini Georgia hamileliği kabul etmeye hazır mı? İstenmeyen gebelik, kabul edilen gebelik. Kabul edilen diyeceğiz. Hayır canım, çocuğumuzu vermek istemiyoruz. Ne münasebet? Hamile mi şu an? Şey mi? Doğuracak mıyız? Zamanımız mı geldi? Ha, üçüncü trimestrine geldik. İsterseniz aldırabilirsiniz falan diyor. Yani babası çocuğu istememişti falan ya. O yüzden böyle bir uyarı verdi sanırım. Ay beli falan çok ağrıyor. Hadi bakalım Georgia sen şimdi şunu bir yapıver ya. Şunu yaptı azıcık birkaç mailin kazanalım. Ha böyle yazılı bir şey çıkacak sanırım. Ay her neyse bir çıkartsın da ne olduğu çok önemli değil. Evet, nakışta dördüncü level'a çıktı. Harika. Ne? Çok az geliyor ama. Küçüklerden yapalım. Küçükler gerçekten daha avantajlı olacak gibi görünüyor. Georgia'nın duş alması gerekiyor. Bir de karnısı çok acıkmış. Bir de karnısını doyursun. Ay inşallah bu çocuğumuz kız olur ya. Çünkü şey olacak ya hani çocuk ondan devam edecek falan. O yüzden inşallah kızımız olur bu seferki bebeğimiz. Hiç aklıma gelmedi ya. Yani şey, kızın adını Hürmüz koysaydık keşke. Hani yedi kocalı Hürmüz gibi ama bu yüz kocalı Hürmüz gibi olacaktı. Aa bak. İşte böyle böyle fikirler geliyor gidiyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu seferki Georgia. Ama bir şey diyeyim mi? Hürmüz yapacağım. Şöyle yapacağım. Şimdi bu kızın şeklini şemalini bir değiştireceğiz ya. Onu bulmasınlar diye kimlikte de adını değiştirsin. Aynen. Salimlerin orada Hürmüz ismi çok meşhurmuş. Ondan sonra Georgia'da adını Hürmüz olarak değiştirsin. Hadi bakalım bir tane daha şey yap. Of, burası gene su sızdırıyor ya. Ay bu ev gerçekten çok sıkıntılı. Şehir hayatına geldiğimize bin pişmanım şu evde. Hayır, tabii ki hayır. Ah, Ömür arıyor. Aa, hareketlere bak. Tabii ki hayır. İşimize taş koymaya çalışıyor. Birisini görüşecekmiş de bizim fikrimizi alsınmış da bilmem neymiş. Arkadaş, neden herkes benim fikrimi alıyor ya? Neden gidip birilerine görüşeceğiniz zaman benim fikrimi alıyorsunuz? Manyak mısınız? Ben gelmişim sizinle flört ediyorum, sizden çocuk yapıyorum vesaire. Siz geliyorsunuz, diyorsunuz ki şey yapayım. Senin bir fikrini alayım. Saçmalık. Git git ne yapıyorsan yap. Gözüm görmesin bari bana söyleme. Ay çok üzgünmüş. Tatlım neden üzgünsün bu kadar?
Yumru başkasına görüşecek diye mi üzgünsün? Kendisini çok kötü hissediyormuş. Bu bitti mi? Bitmedi. Devam et bunu. Hadi. Hadi bir tanesini bitir bari şöyle adam gibi güzel güzel satalım. Aa neyse üzgünken yapıyormuş. Sadece şey konforsuz hissettiğinde bitiremiyor. Az kaldı. Hadi Georgia yapabilirsin. Bitti mi? Yes. Ay sadece 7 smail'in kar ettik. O kadar uğraş uğraş sadece 7 smail'in mi gerçekten? Gene su borusu patlak. Gene evimizin dertleri bitmiyordu. Hadi bakalım şimdi bu kızın üstünü birazcık değiştirelim. Hadi sizi yeni Georgia ile tanıştırayım. Adını Hürmüz olarak değiştirdim. Ve artık kızımız saçlarını sarıya boyattı. Giyim, kıyafet tarzını tamamen değiştirdi. Ve gerçekten artık o Georgia, tanıdığınız o Georgia artık yok. Çok değişti. Şöyle makyaj da yaptım. Yalnız makyaj kızımızı efso yaptı. Çok yakıştı gerçekten. Ondan sonra bu günlük kıyafeti şöyle hızlıca bir kıyafetlerini de göstereyim. Bu böyle formal kıyafeti, spor kıyafeti, uyurken giyeceği olan parti kıyafeti, şu böyle denize giderken işte giyeceği, bu sıcak hava kıyafeti, bu da soğuk havada giyeceği. Bak kürk giydirdim kızımıza. Neyse, işte kızımızın artık yeni hali bu şekilde. Aa, biz kızımızın üstünü falan değiştirirken Paul büyümüş. Paul random seçeceğiz bunu. Tamamdır. Artık başımıza neler gelecekse. Bakayım Paul'a. Ay ne tatlısın. Ay aynı Salim'e benziyor bu çocuk. Aman o da mutsuz. Şey yapalım. Şimdi bu çocuğumuza bir beşik alalım hemen. Şimdi şöyle yapacağım. Artık şu sandalyelere ihtiyacımız yok. Onları bir satayım. Çocuğun beşiğini de salona yerleştireyim böyle. Tamamdır. Burayı bu şekilde hallettik. Çocuğumuz için bir tane de oyuncak alalım. Sadece bir tane. Arabası olsun. Yoksa canı sıkılır ya. O yüzden onunla falan oyalanır. Bunun uykusu gelmiş. Uyu ya. Aynen yerde uyu bir şey olmasın. Evet. George kalktı. Şimdi bir tuvaletini kullan. Ondan sonra da şey yapalım. Şöyle bir akşam yemeği hazırlayalım. En ucuzu hangisi? Yani salata yemesin de en azından peynirli makarna falan yesin. Evet, Georgia yeni saçlar yakıyor. Ama pardon. Georgia mı demeliyim yoksa sen mi bir şeyin adını söylemek istersin Hürmüzcüm? Evet, kızımızın adı artık yeni Hürmüz. Hürmüz diyeceğiz ona. Çünkü ben sürekli Sofia ile karıştırıyorum onu. Artık o Georgia değil, Hürmüz. Serinin adını da değiştiriyormuşum düşünsenize. Şey yapıyormuşum. Yüz Kocalı Hürmüz serisi. Aynen böyle çalınca yeni bir hareket, yeni bir renk falan geliyormuş. Evet, Hürmüz çok uzun zaman sonra mutlu. Madem ki mutlusun, hemen seninle şöyle bir şey yapalım. Hemen bir figür işlemesi yap bakalım. Yeriz. Aa çok yemeğimiz var. Harika bence. Aa flörtçe hissediyor. Bekle tatlım bebeğimiz doğsun. Ama bebeğimiz doğarken istersen birazcık flört edebilirsin. Kimden bebek yapacağız sana? Yumbur mu? Yumbur'dan mı yapalım? Yoksa nerede o yeni tanıştığımız çocuk? Derunk. Derunk'tan mı yapalım?
so. Evet, sen de bir üstünü değiştir istersen tatlım. Hı? Ne dersin? Şöyle bir sıcak hava kıyafeti. Aa, Yumbur uyuyormuş. Doğru, gecenin dördünde ararsak Yumbur'un uyuması çok normal. Tamam, o zaman birazdan da kış işleyelim. Diyorum ki şöyle bir 5000 Smeyla falan ulaşırsak şu evin dekoruna bir el atalım. Şu kızcağız ve çocukları birazcık daha iyi koşullarda yaşasınlar bence. Bitti mi? Aha. Aa, niye öyle? Aha. Ay, parmakları acımış, kıyamam. Gel o zaman şey yapalım. Kitabını yazmaya devam et bakalım. Belki ünlü bir yazar olursun kız. Koş bakalım. Evet, en son ne yazmıştım diye bir hatırlama yaptı, hatırlatma yaptı kendisine. Hadi bakalım. Paul, ne yapıyorsun Paul? Ne kadar yaramazsın Paul. Hop, aşağı düştük. Onu emzirelim, ondan sonra kitabına yine devam edersin. Çünkü başka ihtiyacı yok bu çocuğun. Sadece karnı acıkmış. Ondan sonra da şey yapar. Şurada yemek, oyuncağına falan oynar. Yemeği yesin de. Bu dayı da deli herhalde. Buraya geliyor geliyor. Duvarın başında bir şeyler yapıyor gidiyor. Ay, kızımız çok güzel olmadı mı be? Çok iyi oldu. Yani şimdilik bu tarz bir değişiklik yaptı. Ondan sonra her üç kocada bir şu kızı değiştirelim bence. Şimdi üçüncü kocaya gelecek. Bu sefer biraz erken değişiklik yaptı ama o böyle o hani masum görüntüsünden birazcık çıksın diye açıkçası yaptık onu. Tamam mı bebişim? Senin bütün ihtiyaçların tamamsa sen gel bununla oyna. Anne de birazcık kitap yazsın. Hı? Hadi bakalım. Evimizde yine fare var. Bu farelerle gerçekten başımız dertte. Hadi arayalım. Şey gelsin. Yönetici gelsin ya. Şuna bir de kapan kuralım. Gelecek mi acaba yeşil şapkalı kadın? Sen git canım, onlara bir kapan kur. Yoksa başka yolu yok yani. Gezip duruyorlar ortalıklarda, baksana. Hadi bakalım, inşallah yakalanırlar. Heh, geldi. Dışarı çıkmayacaksın herhalde değil mi Paul? Annen orada değil canım, gel buraya. Anam burada koskoca alanı göremedin ha. Şimdi bunun çok uykusu gelmiş. Bakayım Paul'un bir ihtiyacı var mı? Paul'un da uykusu var. Onu buraya yatır bakalım sen. Ondan sonra birazcık da sen de git uyu. Sonra hayatımıza tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Hadi şimdi sen de git yat uyu Hürmüzcüğüm. Yumbur arıyor. Arkadaş, gerçekten herkesin ilişki danışmanı kesildik ha. Ondan sonra bize bir fikrimizi sormuş. Biz de buna olumsuz cevap verdik ya. O da demiş ki evet sen çok haklıydın. Hani düşündüğümde olmayacağız biz gibisinden bir şeyler söylemiş. Tabii biliyoruz biz bu işi. Salim arıyormuş ve gelmek istiyormuş. Hadi gelsin. Ay, yanlış yere tıkladım. Çıkış yaptım. Şimdi bu ne diyormuş? Aa, festival varmış. Bizi festivale mi davet ediyorsun? Hadi gidelim. Gidelim hadi. Derumuk gelmiş. Hadi seni Paul'la tanıştıralım. Bizim bir oğlumuz var da. Bir tanesi de hamileyiz. Her çıktığımız adamla birlikte olup onunla şey yapıyoruz, bebek yapıyoruz. Müzik
Ay durum, sende azıcık bu kalsa. Bunu doğru mu ismini telaffuz ettiğimden emin değilim ama. Bir tuvalet yapmam gerekiyor. Ondan sonra da hadi birlikte yemek yiyelim. Sen de gel. Çocuğu bıraktık kucağında. Hadi çağır diyorum. Sen de gel. Ya sen bizi festival tişört alıp festivale gitmeye falan davet ettin ama hiç böyle içimizden gelmiyor biliyor musun? Bu bitmiş miydi? Hayır, bitmemiş. Biraz flört edelim. Ah işte bu da benim senin için sürprizim. İlk defa evime geldiği için benden sana bir hatıra kalsın istedim. Bir şey dokunmak ister misin? Aa, çok ilginçmiş. İlk defa bir bebeğe dokunuyorum. Gerçekten çok garip. Nereye gidiyorsun yine ya? Uf, şurada ağız tadımla bir flört edemedi. Ay gerçekten Hürmüzcüm, senin böyle sinirin beni çok kasıyor. Ha pardon, tuvalete gitmemiş. Tuvalet şeyi tamir etmek için gitmiş. Gidelim şunları bir şey yapalım. Kapıya vursun. Çok gürültü yapıyorsunuz diye. Ha aynen. Hey, kısın şu müziğin sesini. Kafamız şişti be. Yeter. Bir daha bu kapıyı, bir daha. Git bir daha vur. Bak hala kapatmadılar. Şöyle yapalım bir de. Kapat şu sesi ya amca. Vallahi kulakların duymuyor diye çok şey yapıyorsun ama. Çocuk uyuyor ya orada. Bak hiç sallamadı bizi. Git bir daha vur. Lütfen müziğin sesini kapat amca. Amca bak hala kapatmadan gidiyorsun. Bak şimdi eve gidiyorum. Bu müziğin sesi birazdan kapanmazsa gene geleceğim. Ama bakalım ne kadar tutacak kitabımız. Kori mi gelecekmiş? Ay istemiyorum, Kori gelme. Çok mutsuz durumdayız Kori. Bebeğimiz doğacak. Evet, doktora gitmemiz gerekiyor. Bu sefer nasıl yapsak? Normal doğum seçelim hastaneye gidip. Önce bir doğum yöntemi seçelim, ondan sonra da hastaneye gidelim. Çatımız da akıyor. Çok kötü oldu. Evet, bizim artık doğum yöntemimizi seçip gitmemiz gerekir. Evet, hadi bakalım gidiyoruz. Yanına da kim gelsin? Gelmesin kimse ya. Tek başına gider bu kız. Hemen bizim bir kontrolümüzü yapsınlar. Yine doktorumuz Charlie olsun. Evet, normal doğum yapacağız. Ne kadar açıklık olduğuna falan baksın. Bu kadar. Aa, 2 santim açıklığı var. Harika. Bize birazcık yemek verir misin? Karnımız çok acıktı. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun ya. Evet, dedik yine bir isteğin olursa her zaman dedi. Bekleriz. Şimdi bunun normal doğurması çok uzun sürecek. O yüzden ben bu kızın doğum yöntemini değiştireceğim. Şey yapsın. Hemen sezaryen alsınlar bunu. Makinede doğurmasın. Bu sefer sezaryen alsın. Aynen. Sezaryen alsınlar lütfen. Şayla lütfen, Şayla lütfen artık bizi doğurdu. Evet, şimdi ikinci bebişimizi kucağımıza almamıza çok azıcık bir zaman kaldı.
Evet, başlıyoruz. İkinci bebeğimiz de sezaryenle doğacak. Evet, sabırsızlıkla şu anda Hürmüz bebeğini bekliyor. İkinci bebeğimiz de erkek oldu. Neyse, adı Cole olsun. Olmasın, Cole söylemek çok zor. Orion. Orion olsun adı. Bu da erkek oldu. Bizim neden bütün bebeklerimiz erkek olursa böyle yandık? Gerçekten yandık. Evet, ikinci bebeğini de artık doğurdu. Harika. Evet, Hürmüz, artık kalkabilirsin. Çok başarılı bir doğum gerçekleştirdik. Bir oğlan bebeğin oldu. İki tane oğlan. Biri Paul, bir tanesi Orion. Bir takipçim şey yapmış, alfabetik sırayla gitmiş bebeklerinde. Ben de şöyle yapmayı düşünüyorum. İsimlerin hepsinin sonuna bir rakam vereyim diyorum. Mesela işte Paul 1, Orion 2 falan gibisinden böyle bir şey yapayım. Daha mantıklı olacak. Şimdi bu korkunç evde iki tane bebeğimiz var. Şurayı mopla. Damakmış. Şunu da bir temizleyelim. Ben de artık burada size veda edeyim. Yani şimdi bu kızın tekrardan hamile kalması için uğraşırsam bölüm çok uzayacak. Ve o kadar çok yorgunum ki. O yüzden bunu sonraki bölüme saklamayı düşünüyorum. O zaman beni buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Game'e de kalın.